Hepinize merhaba arkadaşlar. Ne haber? Merhaba, nasılsınız bugün? Belki de hayatınızda hiç öğrenmediğiniz bir şeyi <laughs> mesaj geldi. Bütün atmosferin büyüsü bozuldu ya. Bugün hayatınızda belki de hiç öğrenmediğiniz bir şeyi size sunacağım. Bu ne mi? Biraz fazla abarttım galiba. Renk körü müsünüz test yapıyoruz bugün. Evet. Belki de hayatında şu ana kadar renk körü olduğunu farkında olmayan insanlar bile var. Mesela bu üstümdeki ne renk? Tabii ki de herkes diyor ki bu renk kırmızı. Evet ama başka insanlar bunu farklı renk görüyorlar. Kırmızı mı? Hayır. Bu renk sarı. Tabii ki yani. Kırmızı deyince bir an korktunuz değil mi? Ben sarı görüyorum falan diye. Küçük şakalar bunlar. Neyse. Evet. Bugün renk körü müsün? Test yapacağız arkadaşlar içimizdeki arkadaşlardan renk körü olanlar varsa da bu testlerden sonra öğrenirseniz de üzülmeyin. Gerçekten üzülmeyin. Çünkü belki de ben renk körüyümdür lan. <laughs> belki de renk körüymüşüm de bunu fark etmiyormuşum. Düşünsene mesela bunu ben sarı görüyorum. Siz belki de mavi görüyorsunuzdur. Belki bu renge ben sarı demişimdir. Siz mavi demişsinizdir hayatta. Olabilir yani niye olmasın? Bence olabilir. Üstümdeki mavi değil değil mi? Yorumlara yazın. Mavi görüyorsanız üzülürüm yani. Bir renk körlüğü sıkıntım vardır demek ki. ama mavi değildir. Her <laughs> neyse. Renk körü olduğunu öğrenen arkadaşlar olabilir. Onları da Yorumlara bekliyorum Merak etmeyin çok ciddi bir sıkıntı değil bu Üzülmeyin hadi gelin birlikte Renk kör müyüz? testine başlayalım Bir gaza geldim ya Hadi bakalım renk körlüğün ne seviyede testini yapacağız Şimdi bakalım adın Enes Batur cinsiyetin Erkek. Niye fark etmez diye bir seçenek var ya. Erkek. Doğum yılın. 98. Nisan 9 Nisan. Doğum yılın bu arada. Doğum günümü kutlamak isteyen arkadaşlar olursa. Yani doğum günü zamanında hediye almak isteyen. Şimdiden belirteyim dedim. Bu arada Instagram'ım menespatur0. Niye Instagram'a ben bu kadar taktım? Her videoda söylüyorum. Olsun takip edin. Başla. Evet. Burada hangi sayıyı görüyorsun? Siz de benimle birlikte bu testi açıp cevaplayın. O ne diyor? Testi yaptım. Aşağıda linkini bulabilirsiniz. Bulamazsınız. Şurada linki var. Bu renk körlüğünden testinden geçebilecek misin diye bir link işte unutmuş olabilirim koymayı. Her neyse önemli değil. Bu sayı kaç? Bu sayıyı ben 42 görüyorum. 42. Evet bu 42. Kırmızı renk körü insanlar bu imajda sadece 2'yi, yeşil renk körü olanlar ise 4'ü, renk körü değilsen 42'yi görmelisin. Oo demek ki renk körü değilmişim. Eğer siz 2 veya sadece 4 görüyorsanız renk körlüğünüz var birazcık. Üzülmeyin, devam edin. Burada hangi sayıyı görüyorsun? 73, 73. Biraz zor gözüküyor ama bak şöyle 73. Evet. Eğer renk körüysen imajın içindeki sayıyı göremezsin. Herhangi bir sorun yoksa 73 rakamını rahatlıkla görebilirsin. Rahatlıkla göremiyorum yalnız ben. Böyle zar zor görüyorum. Demek ki bir böyle garip bir renk körüyüm. Çok değil ama garip bir renk körüyüm. Burada hangi sayıyı görüyorsun? Bu da 74. Evet. Tamamen renk körüysen bu imajda rakam göremezsin. Yeşil kırmızı renk körüysen 21, renk körü değilsen 74 görmez. Eğer 21 görüyorsanız yeşil ve kırmızı renk körüsünüz arkadaşlar. Üzülmeyin önemli değil yani hayat hepimiz hayat. Birimiz mavi yeşil görse ne olur, şu sarıyı mor görse ne olur. Tabi trafik ışıkları başka, trafik ışıklarındaki renkleri yanlış görürseniz kazaya sebebiyet olabilir ama önemli değil bu. Renk körü testi yapıyoruz biz. Burada hangi sayıyı görüyorsun? Ben 26 görüyorum. Bayağı güzel. Kırmızı renk körüysen 6'yı, hafif renk körüysen 2'yi, yeşil renk körüysen 2'yi, yeşil renginde hafif renk körüysen 6'da soluk görüyor olabilirsin. Renk körü değilsen 26 rakamını görüyorsundur. İyi ben cidden renk diyelim, Hepsini rahat rahat pat 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 geçebiliyorum. Hangi sayı O kadar net ki yani buradaki sayı. Bildiğin burada bir 12 var bak. Şöyle mesela bak masumun olduğu yerlerin tamamı komple buralar 12 yüz yani arkada birazcık küçük turuncuklar var ama önemli değil Bildiğin 12 yani burada Eğer renk kör değilsen 12 tamam 12 falan görmüyorum diyorsan yalan söylüyorsun çünkü bunu herkes görebilir <laughs> evet eğer yalan söylüyorsanız yakalandınız Burada hangi şekli görüyorsun? Burada bir kare var şekil kare yani burada kare Doğru cevap evet kareymiş doğru bildim Yani bildiğin kare var burada Hangi şekli görüyorsun? Üçgen şu şöyle bir üçgen var. Siz de görüyorsunuz değil mi? Ben yanılmıyorum. Şu üçgen oluyor. Bak Illuminati de yaptım. <laughs> Doğru cevap. Evet. Burada hangi şekli görüyorsun? O ne lan? Yok. Hiçbir şey göremiyorum. Cık. Hiçbir şey göremiyorum ben burada. Gerçekten dur lan renk örümüyüm yoksa. Hayır bak şurada bir şeyler var ama ayırt edemiyorum bak. Şurada bir yıldız gibi bir Şekil var tamam mı? Ama çok az ayırt ediliyor yani. Ben bunu görememiş sayıyorum kendimde. Çünkü bütün renkler birbirine karışmış durumda şu anda bende. Ben buradaki yıldızı göremiyorum. O yüzden göremiyorum diye geçeceğim. Yok. Yanlış cevap da göremiyorum ki birader. Burada hangi sayıyı görüyorsun? 7. Doğru. Ben yarım renk körü falanım herhalde ya. Renkler koyudan açığa doğru. Evet mi hayır mı? Evet koyudan açığa doğru. Siyah daha beyaz da doğru gidiyor işte evet. Kartal gibi gözlerin var maşallah. Sen renk körü değilsin. Ne mutlu sana. Çünkü bu dünya rengarenk bir alan. Dağlar, ağaçlar, gökyüzü, deniz. Bunun kıymetini bilmeyiz. Çünkü dünya algılayabildikçe güzel. Şimdi etrafındaki renklere daha dikkatli bak. Onda <laughs> on 10 yapsam ne diyecekti bilmiyorum. Kartal gibi gözlerin varmış maşallah. Evet renk körü değilim. Renk körü olsaydım da çok üzülmezdim. Yani eğer renk körü olabilecek arkadaşlar için söylüyorum şimdi. Çok üzülmezdim ama yani devam edelim. Evet Onedio'nun başka bir renk körü. Töstü. Töstü töstü. Nasıl bir şekil görüyorsun? Daire görüyorum ben burada. Daire geçelim. Nasıl bir şekil görüyorsun? Kare görüyorum burada. Yani şu kareyi görmüyorsanız görün. Burada ne görüyorsun? Bir üçgen görüyorum. Şöyle mouse'umu gösteriyorum. Bakın bir üçgen. Tamamen bir üçgen. Nasıl bir şekil görüyorsun? Ya abi bunu gerçekten bunu bunu gerçekten oylayın ya. Ya yorumları yazın. Burada ben hiçbir şey görmüyorum ya. Gidip Instagram story atacağım şimdi. Yok oğlum burada bir şey. Burada ne var lan? Bir dakika oylama yapacağım ya. Gerçekten oylama yapacağım ya. Instagram'ım bu arada enespotur0. Enespotur0 takip edebilirsiniz. Instagram profilim burada. Bakın açıyorum. Şimdi bunu story atacağım Instagram'a. Arkadaşlar burada bir şekil görüp görmediğiniz soruyor. Ama ben burada bir şekil görmüyorum. Bütün renkler aynı. Renk körü testi yapıyorum. Siz burada bir şekil görüyor musunuz ya? Sadece gri renkleri var ya. Katon komple bir gri ya. Ne bu? Bak story'imde duyurdum şu anda bunu tamam mı? Story'imde duyurdum. %50'si var diyor. %43 yok diyor lan. Ana bak. Görebiliyor musunuz oylamayı bak. Bak görüyor musunuz oylamayı? Görebiliyor musunuz? %50'si var diyor şekil. Yalan söylüyorsunuz. inanmıyorum Ben burada hiçbir şey görmüyorum ya. Yıldız var. Yıldız ama çok az gözüküyor. Hangi hayvanı görüyorsun? Kedi. Burada bir kedi var. Kedi yani. Bir belki köpek de olabilir ama kediye daha çok benziyor böyle. Poposu var böyle küçük. Hangi hayvanı görüyorsun? Ne hayvanı oğlum? Burada bir köpek balığı var ya. <laughs> Dur bir dakika bu ne lan? Abi burada bir hayvan mı var? Dur. Hangi hayvanı görüyorsun diyor. Bu ne? Köpek balığı mı? Balık? Ben balık görüyorum yani. Ayı yazmış, köpek yazmış, hayvan görmüyorum. Istakoz balık yazmış. Ayı nerede, köpek nerede? Bana şunu bir tarif et ya. Bu bir balık. Evet doğru cevap balık. Hangi hayvanı görüyorsun? Bir bir kuş. Yüzde yüz kuş yani. Yüzde bir milyon kuş. Şu ayakları, şu poposu, şu ağzı şelen. Kuş bu. Hangi hayvanı görüyorsun? Burada bir ceylan var bak. Ağzı şurada. Şurada ayakları kaçmaya hazır. Arkasında da bir kaplan var bak şurada. Şu renklerin arasında bir kaplan var böyle elini atıyor bak. Dikkatli bakarsanız görürsünüz. Ceylan. Geyik. Dairenin içinde hangi sayıyı görüyorsun? 7 ama sıkıntılı bir 7. Çok renkli burası. 7. Dairenin içinde hangi sayıyı görüyorsun? Oha bu dairenin içinde ben hayat görüyorum kardeşim. Bu dairenin içinde ben evrenin sırlarını görüyorum. Bu nasıl bir daire lan? Şurada 3 var da bu ne yani? <laughs> Çok ilginç. 3 Dairenin içinde hangi sayıyı görüyorsun? Bunda da ya bu renk körü testinde ne kadar garip şeyler ya. 2 diyorum ben. Dairenin içinde hangi sayıyı görüyorsun? Bunda yüzde 1 milyon 10 var. Ama çok karışık renkler. Acayip karışık. Sarılar, turuncular falan hepsi birleşip 10 sayısını oluşturmuş. Zordu. Bu zordu. Bunu renk körü olmayan insanlar da göremez. İddia ediyorum bunu renk körü olmayan insanlar da göremez. Resimdeki renkler koyudan açığa doğru mu? Evet koyudan açığa doğru evet. Resimdeki renkler koyudan açığa doğru mu? Evet koyudan açığa doğru evet. Resimdeki renkler koyudan açı doğru mu? Evet, evet, evet ve sonucumuz çıktı. Renk körü değilsin demiş. Ben renk, renk körü değilsin. Ve ne mutlu sana. Çünkü bu dünya rengarenk bir alan. Dağlar, ağaçlar, gökyüzü. Geçen testteki şeyin aynısını kopyalamışlar. İnsan uğraşır. Yeni bir metin yazar şuraya be. Üç satır şey yazmış. Şunu şurada topu topu. Başka bir şey yazamadım mı? Önceki testtekiyle aynı şeyi topladım. Bak ben yazayım sana. Renk körü değilsin çıktı mesela. Renk körü değilsin. Ama bu dünyada renk körü olan insanlar da var. Bulunduğun konumun kıymetini bil. Hatta hiç göremeyen insanlar da var. Haline şükret. Sen iyi ol, kötü durumda olan insanlara yardım et falan. Arada kaldım çok toparlayamadım ama olsun. Bence böyle güzel bir metin olurdu. Diğer bir testimize geçiyoruz. Ben renk körü değilim iki testtir ama belki bunda renk körü testi çıkacağım. Bu genel olarak yapılacak bir renk körlüğü testi bu. Öyle bildiğin tescillenmiş bir renk körü testi. Diğerleri işte sitedeki testlerden falan da bu tescilli test yani. Hazır mısınız? Bak renk körü olanlar ve normal görenler bunu 12 olarak görüyorlarmış. Yani herkes bunu 12 olarak görüyor. Diğerinde normal görenler. Bunu 5 olarak görürler. Tüm renklere karşı renk körü olanlar hiçbir şey göremezler. Yani herhangi bir renk körlüğünüz varsa burada hiçbir bok göremiyorsunuz. Ya zaten bir bokta yok zaten 5 yazıyor. Ben söyleyeyim de size bir yerlerde sorarlarsa söylersiniz. Kırmızı yeşil renk körü olanlar bunu 5 olarak görürler diyor. Normal görenler hiçbir şey okuyamazlar diyor. Evet ben şu an burada hiçbir şey görmüyorum ama inanmıyorum burada 5 olduğuna. Çünkü burada hiçbir şey yok. Çünkü 5 olsaydı en azından birazcık belli etmez miydi kendini ederdi yani. Burada nasıl 5 olabilir ki yani hiçbir şey yok burada. Siz burada 5 mi görüyorsunuz ben görmüyorum. Eğer burada 5 görüyorsanız renk körü oluyorsunuz yani. Kırmızı veya yeşil renk körü olanlar burada 5 görüyormuş. Hayır kabul etmiyorum. Ben burada 5 görmek istiyorum ama göremiyorum. Kırmızı veya yeşil renk körü olanlar ise burada 45 görüyormuş gene daha deminki resim gibi ama ben hiçbir şey görmüyorum lütfen bana bir şey göster bana bir şey göster göstermiyor burada neymiş varmış renk körü olanlar 2 veya 6 olarak görürler normal görenlerse 26 olarak okuyorlarmış bunu hmm, yani burada 2 görüyorsanız farklı bir renk görürseniz renk körlüğünüz var 6 görüyorsanız sadece diğer farklı bir renk körlüğünüz var tek bir harf görüyorsanız bir tane renk körlüğünüz var burada demek ki ama burada 26 var evet burada 26 var. %100 emin olabilirsiniz. Ben onaylıyorum burada 26 olduğunu. Ben direkt ben. Burada da 42 var gene aynı şekilde. Tek bir harf görüyorsanız 2 veya 4 görüyorsanız renk körlüğünüz var. Bu kadar devam ediyoruz. Kırmızı ve yeşil renk körü olanlar burada 3 olarak okuyormuş. Normal görenlerse 8 olarak görüyormuş. Ona soruluyor. Demek ki yeşil renk körü olanlar şöyle bir renk körlüğü var. Herhalde bakın şurada yakınlaştırdığımızda buralarda turuncular var. Buradaki kırmızılar daha net. Demek ki turuncu kırmızının bir alt ton rengi olduğu için yeşilde turuncu arasında bir karışma oluyor ve turuncuyu ayırt edemiyorlar kırmızı yeşil renkörü olan insanlar ve turuncuları göremediği için ne arıyorsun burada? Önemli bir test yapıyoruz. Ring ring test yapıyoruz. Sinirimi bozuyorlar, arıyorlar her neyse. Evet, buradaki turuncuları görmediği için, turuncuyu ayırt edemediği için yeşilden buraya 3 görüyor ama siz ayırt ettiğiniz için 8 görüyorsunuz genelde bunu. Burada kırmızı yeşil renk olanlar bunu 79 olarak okuyormuş. Normal görenlerse 29 olarak görüyormuş. Dediğim gibi şu turuncuları çok ayırt edemiyorlar ve 79 olarak görüyorlar bunu. Kırmızı yeşil renk olanlar 2 olarak okur. Normal görenler 5 olarak okur. Tüm renklere karşı renk körü olan insanlar ise hiçbir şey göremez. Ha. Yani burada hiçbir şey görmüyorsanız komple renk görürüz. Siyah beyaz. Blue. Hiçbir şey yok. Bakalım bu gerçek mi diye test etmek istiyorum. Telefonumdan siyah beyaz fotoğraf efekti açtım. Bir din şu an siyah beyaz yaptım. Telefonum siyah beyaz gözüküyor. Bak mesela ben siyah beyazım şu anda. Evet siyah beyaz olduğunuzda ne beş gözüküyor ne bir şey gözüküyor. Bütün renkler aynı gözüküyor. Yani siyah beyaz mantıken biraz saçmaladım biliyorum. Siyah beyaz olduğu için mantıken zaten öyle olması gerekiyor. Hadi devam edin. <laughs> Bunda da kırmızı yeşil renk olan 5 oluyor. Normal görenlerse 3 olarak okuyor. Tüm renklere karşı renk kuru olanlar gene bir şey göremiyor. Bak, siyah beyaz efektini ver. Hiçbir şey yok. Sıfır. nan. Non, Hiçbir şey yok. Non. Peki o kadar önemli mi? Yani sizin gerçek hayatınızda size renkleri bu şekilde vermeyecekler. Yani böyle bütün renklere karıştırıp aradaki 3 rakamını bul demeyecekler. Yani renk körüyseniz de üzülmeyin diye bunları söylüyorum. Üzülmeniz gereken bir şey yok zaten. Kırmızı yeşil renk körü olanlar bunu 17 olarak okuyormuş. Normal görenlerse 15 olarak okuyormuş. Ben burada 89 görüyorum. Ne kadar güzel espri. <laughs> Muhteşem espri. Bana bir alkış alabilir miyim ya? Neyse. Burada normal görenler 6 olarak görüyormuş. Herhangi bir renk körlüğü olanlar herhangi bir tane renk körlükleri değişiyor. Herhangi bir renk körlüğünüz varsa burada hiçbir şey göremiyormuşsunuz. Ben yani burada 6'yı görüyorum ama cidden görmek çok zor böyle bir sürü bir sürü renk var. İnsanın beynini böyle böyle allak bullak yapıyor ama 6 var yani burada. Biri sorarsa söylersiniz. Burada da 45 var ama cidden 45'i görmek için bir odaklanmak gerekiyor. Şöyle uzaktan baksan kaç deseler derim ki bilmiyorum. Güzel yani renk körlüğü testini yaptık. Siz de o siteden bakabilirsiniz renk körü müsün, değil misiniz diye. Şimdi Beyin isimli bir kanalın renk körü müsün testi gözlerin ne kadar keskin testi var. Onu yapacağız. Abone olabilirsiniz siz de ben oldum. Beyin isimli bir kanal. Evet biz de şimdi sorular soracak. Birinci sorumuz gelsin. Hadi bakalım Beyin. Resimde dürbünle size bakan kadının elbisesine evet, en yakın renk sizce hangisi? Evet bu renklerden hangisi diyor kadın elbisesine en yakın diyor. Bence A şıkkı şu turuncu rengi çok yakın ama kırmızı da olabilir. Kırmızı ile turuncu arasında gidip geliyorum. Bence A diyorum ben bunu. Eğer ki ben A cevabınız A şıkkındaki renkse doğru bildiniz. Evet oydu. Evet oydu. doğru bildim. Peki sizce bu her tarafı pembe odanın içerisinde yer alan çok sayıdaki kutuların rengine en yakın renk hmm. hangisi? Bu kutudakilerin rengi bak kutuların rengi %100 D. Şu sağdaki pembe var ya o yani bildiğin Instagram'a yüklesen bu fotoğrafı rengi kopyala seçeneğine bassan iki renk de aynı olur de. Renk D şıkkındaki renktir. Evet bence de hatırlıyorum. 3. soru. Sırada şık giyimli bir kadının yer aldığı oh. bir fotoğraf bulunmakta. Merhaba hanımefendi. Sizce bu kadının tenine en yakın Ge renk hangisi? Evet, hangi güzel şey? kadın cidden bu kadına yeşil yakışmış. Arabeni beni yeşil kombinin çok güzel olmuş ve en yakın renk bence buna C. Ama koyu yeşil de olabilir ama bence C diyorum. En C en yakın yeşil renk yani C. C %100 C. Dördüncü soru. Nasıl anlıyor, nasıl? Sıradaki sorumuzda size fotoğraftaki kadının oh. kabanına en yakın Kadın rengi soracağız. Sizce ya, kadının kabanına en yakın lacivert hangi kadının şıktır? Kadının kabanı hangi renk diyor? Abi böyle bir şey olamaz. Şu B şıkkı ile D şıkkı zaten aynı lan. Aynı değil mi oğlum? Şu iki renk aynı değil mi ya? Ben ikisini aynı görüyorum şu anda bak. B ile D'nin renkleri aynı. Aynı ya %100 aynı. Yorumlara yazar mısınız aynı? B ile D aynı değil mi? Bana söyleyin be. B ile D de aynı değil lütfen bak. Çok sinirlendim şu anda. Niye iki şıkkı aynı rengi koymuş bilmiyorum ama kadın rengi zaten B veya D değil C. Cevapla alakası yok ama sinirlendim niye aynı şık koydu diye. B ile D %100 aynı. Zaten D şıkkı kadının pantolonu. Kadının kabanının laciverdi C şıkkıdır. Evet, Aya elim kaşınıyor. Elim niye kaşınıyor? Para gelecek. <laughs> Hangisi karakterin tişörtüne en yakın renge sahip? Karakterin tişörtü rengi kırmızı. A, direkt A bak direkt A. Ve en yakın Hiç renk. Bak A altında gördüm A. Gördüm A. Sıradaki soruysa biraz gözlerinizi yorabilir. O Sizce, neydi bu karakter ya? Bu neydi? Boynundaki çan. Hangi renk? Boynundaki çan rengini soruyor. Birader ben o çana ne yapayım? Ekrana kafamı mı sokayım? Boynundaki çan A şıkkı. Ama C de olabilir. C veya A. Resimdeki Eade. karakterin boyundaki Aa, çan tamam, A şıkkıdır. Ha. Sınavda olsam A yapardım ama kafa karıştırıyor. Eğer testimizde ilk 6 soruyu çok basit bulduysanız sıradaki sorular evet, emin çok basit. Olur, gözlerinizi iyice yoracak. Çok basit. Peki siz renk dairelerin yer aldığı bu resimde Abi. hangi sayıyı gördünüz? Cidden, 68, cidden, bu sayı. 88, 63 ya da 36. Bu sayıyı görmek cidden zor abi. Baksanıza bak. Mouse'la göstereceğim. Şöyle geliyor. Şöyle dolanıyor. Şöyle bir 8'i var. 68 ama cidden renk körü olmasam bile uzaktan bastan bu ne deseler dersin ki bu ne? 68 Renkli ama. Renkli dairelerin %100. orta kısmında evet, 68. 68 çok karışık ama. Ama cidden çok karışık. Peki bu göz kamaştırıcı resimde hangi Burada %189. 189. Yüzde... Hiç 10 saniye düşünmenize gerek yok. 89 yani bu. 10 saniye düşünme. 89 bak. Bak, bak 89. Bu karışık ve göz yanıltıcı resim içerisinde Burada da 57 görüyorsun? var. 57. Hiç 57 bilemediğim olacak gördüm. mı merak ediyorum. Bilemediğim Hadi. yok. O bak. Buradaki sayı cidden çok zor. Ben göremiyorum şu anda bir dakika. Burada kaç yazıyor lan? 8 0 80. 80 yazıyor aynen. 80. 30 nasıl olabilir ya? 3 3'e benziyor mu biraz? 80 diyorum ben. 80 rakamını gördüysen 80 gördüysen doğru, doğru. Tamam evet. Evet arkadaşlar bu da böyle. Yani ben renk körü değilim. %100 neredeyse renk körü değilim. Ama bu testi zaten kendim için yapmadım. Aramızda renk körlüğü olan arkadaşlarımız varsa bu arkadaşlarımızın kendinden farkında olması için yaptım ve onlara moral vermek için böyle bir video yaptım. Eğer renk körüyseniz üzülmeniz gereken bir şey değil. Bu renk körlüğünün tedavileri var mı çok bilmiyorum ama olabilir, olmasa bile. Bu hayatınızı tamamen etkileyecek şey değil. Siz her zaman mutlu olabilirsiniz. Siz Kendinizde barışık olun yeter. Ha bunu siyah görmüşsünüz. Ha bunu şey görmüşsünüz. Önemli değil. Önemli olan kendinizle barışık olun. Mutlu olun. Siz böyle güzelsiniz. Neyse sizi çok seviyorum arkadaşlar. Siz hepiniz benim ailemsiniz. Renk körlüğünüz olsa da olmasa da siyah beyaz olsanız da olmasanız da önemli değil. Bir daha güzel görüşmek üzere. Yanlış çıkan videoyu tıklayarak gidebilirsiniz. Buradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Güzeldi. Güzeldi. Yani arkadaşlar ha şu üstümdekini mavi görmüşsünüz. Ha kırmızı görmüşsünüz. Orijinali mavi Tabii ki mavi değil mi buna mavi Tişört ya mavi tişört yazımla yorumlara Yazın Enes'in üstündeki mavi tişört ya Enes'in üstündeki mavi tişört mü değil mi ya Ben diyorum ki mavi ya yazın yorumlara Bu videonun sonuna kadar izleyenler yazsın Enes'in üstündeki tişört mavidir yaz Bire büyük harflerle Enes'in üstündeki Tişört mavidir gidip beğeneceğim hepsini Kalp atıp beğeneceğim mavidir birader ya işte bu kadar mavi tak